Aynı sabahlar. Ebed yolculuğu devam ediyor ve Rabbimizin tayin ettiği, takdir ettiği ömür müddetini tamamlayıp bu dünyadaki son nefesini verip berzah alemine intikal edenler kervanına yeni katılımlar oluyor. Geçen hafta sonunda terhis belgesini alarak rahmet-i rahmana kavuşan okuyucularımızdan Şefik Peker de bunlardan biri. Trabzonlu kadim okurlarımızdan biriydi Şefik Peker ve İttihat'tan bu yana, Yeni Asya'nın ilk kuruluşundan bu yana bu çizgide sebat eden isimsiz kahramanlardan biriydi. Trabzon'a her gidişimizde görüşürdük. Hatta gidişlerimizde zaman zaman havaalanından bizi alır ve gideceğimiz yere ulaştırırdı. Son derece samimi, hasbi, sadık ve ehli hizmet bir insandı. Ve İstanbul'daki ilk üniversite mezunlarımızdan biriydi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirip inşaat mühendisi olmuştu. Ve bir taraftan mesleğini icra ederken bir taraftan da hizmetlerimize omuz verdi. Şefik Peker'le 40 yıllık okuyucularımız dosyası çerçevesinde yine Trabzon'da Kahraman Alpak'ın yapmış olduğu bir mülakatı gazetemizde yayınlamıştık. Vefatı üzerine tekrar koyduk. Oradan bazı anekdotları paylaşalım. Diyor ki bu davada yolculuğumuz yıl 1963'te Kirazlı Mescit'te başladı. Süleymaniye'de Zübeyir abinin kaldığı ve etrafındaki hizmet erbabının kaldığı İstanbul'daki ilk Nur Medresesi. 1963-64 yıllarında İTÜ'de okuyordum. Bir öğrenci yurdunda kalıyorduk. Bir aylık kurs için gelen Erzurumlu elektrik teknisyeni bir arkadaşım. Şu yukarıda çay içip sohbet ediyorlar. İsterseniz oraya gidelim deyip bizi davet etmesiyle Kirazlı Mescid'e gittik. Oradaki ortam çok hoşuma gitti. Bazen insana bir söz yetiyor. O zamana kadar namazları çok ara sıra kılıyorduk. Ama orayla irtibat kurduktan sonra ve sohbetlere devam etmeye başladıktan sonra namazlarımızı da düzenli kılmaya başladık diyor. Ve Risale-i Nur hizmetiyle beraber İttihadı daha sonra Yeni Asya'yı tanımış olduk. Yeni Asya'nın evin hayatına adım atması Zübeyir abinin bizzat teşvikiyle olmuş ve gazetemizin kuruluşunda herkes destek vermiştir. Biz de bu gazete bizimdir diyerek sahiplendik. İnanıyorum ki gazete okuyup da nurlardan uzaklaşan olmamıştır. Bu çok önemli bir ifade, bunun altını çizelim. Yeni Asya'yı okuyup da düzenli takip edip de Risale-i Nur'dan uzaklaşan olmamıştır. Bu Yeni Asya ile Risale-i Nur'un ne kadar bütünleştiğini ve bizim öteden beri ifade ettiğimiz Risale-i Nur medyadaki, Risale-i Nur'un medyadaki dili, Yeni Asya sözünün ne kadar yerine oturduğunu bizzat bidayetten beri bu kervanda yer alan bir isim tarafından teyidi. İttihat ve Yeni Asya çıkmadan önce o güne kadar hücumlar olduğu halde bunlara cevap verecek elimizde kendimize ait bir gazete yoktu. İşte Zübeyir abinin gayretleriyle önce İttihat çıktı haftalık, daha sonra günlük Yeni Asya. Yeni Asya yerine göre uyarılarda bulundu, yerine göre taraf oldu, yerine göre de göğsünü gere gere yanlışları yapanların yüzüne vurdu. Hakların vazgeçilmezliğine, düşüncenin serbestliğine, inanç özgürlüğüne destek verdi. Bu manada da hislerimize tercüman oldu. Zübeyir abinin dediği gibi, öncelikle Risale-i Nur'un izzetini muhafaza etmek lazım. Aynı zamanda Zübeyir abi kimseye zorla Risale-i Nur'u aldırmaz, kendi rızasıyla alana verirdi. Zaten zorla güzellik olmuyor ve zorla herhangi bir şeyi kimseye benimsetmek mümkün değil. Ancak kendi içinden gelerek, gönlünden gelerek sahiplenecek ki
onun bir kıymeti olsun ve devam etsin. Ve çok defa da Zübeyir abi para verme, bağış yapma işine kardeşim para veren akıl da verir, der almazmış. Kutal abinin naklettiği şekliyle de para veren emir de verir. İşte Zübeyir abi Risale-i Nur'da geçen bir peygamber prensibi olarak geçen Kur'an'daki ayetlere istinaden ve üstadım da bütün hayatı boyunca hassasiyetle takip ettiği karşılıksız kimseden bir şey almama istirna düsturunu bu şekilde ifade etmiş oluyor. Ve bu düstur yeni aşsa ile örtüşüyor diyor Şefik Peker. Devam ediyor. Gazetemizin zikzaklı durumu hiç olmadı. Dün nasılsa bugün de aynı. İsimler değişse de hakikat hiç değişmedi. Bu da çok önemli. Çünkü kendileri belki farkında olmadan, belki bilerek farkında olarak değiştikleri için Yeni Asya'nın değiştiği, Yeni Asya'nın ilk çıktığı dönemdeki gibi olmadığı şeklinde iddialar seslendirenler var. Halbuki değişen kendileri. Ve Yeni Asya'nın ilk gün ne diyorsa bugün de aynı şeyi söylemeye devam ettiğini ve duruşunun aynı olduğunu bidayetten beri Yeni Asya'nın takipçisi olan isimlerden biri olarak Şefik Peker'in de ifade etmesi, teyit etmesi son derece önemli. Diyor ki devamında Hakk'ın hatırını hiçbir hatıra feda etmedi Yeni Asya. Gerçekten haber veriyordu. Şimdi de gerçeklerden haber veriyor. Gözümüzü açtığımız yıllarda neyse şimdi de aynıdır. Ve aldanmadığımızı yıllar göstermiştir. Risale-i Nur'un dini, sosyal ve siyasi meselelere ışık tutan yönüyle ihlasla ve tesanütle bugünlere kadar bunu getiren insanlardan Allah razı olsun. Onları alkışladığımız gibi yarınlarımızı da alkışlıyoruz. Gazetemizin tarihi şeref levhalarıyla doludur. Korku kapısından içeri girmemiştir. 12 Eylül'de 470 gün kapatılmış, 3-4 gazete çıkmış, biri kapatılınca diğeri, diğeri kapatılınca öbürü, Yeni Asya kapatılınca Yeni Nesil, Yeni Nesil kapatılınca Tasvir, Tasvir kapatılınca Hürriyet, ama onun çıkmasına, devamlı çıkmasına ihtiyaç kalmadan Yeni Nesil'in tekrar açılmasıyla yoluna devam etmiş. Ve bütün bunlar yaşanırken cemaat tesanüdünü, dayanışmasını, uhuvvetini, kardeşliğini bozmamıştır. Yeter ki sistemin hakkını, meşveretin ruhunu azimle koruyalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şefik Peker hep bu çizgide yürüdü, hep böyle baktı ve ifade ettiği manaları kendisi de yaşadı ve meşverete, şahs-ı maneviye bağlı olarak o çizgide sadakatle ve samimiyetle yürüdü, böyle bir hayat yaşadı. Anlattığı Yeni Asya gibi kırıksız, tavizsiz, samimi, dosdoğru bir çizgide şahs-ı maneviyle beraber yürüdü ve yine bu çizgi üzerindeyken vefat etti. Evet, kendisi bir süredir yoğun bakımdaydı ve bu yoğun bakım devam ederken Hakk'ın rahmetine kavuştuğu haberini aldık. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun diyoruz. Rabbimiz cennetinde buluştursun ve hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler ihsan etsin.